Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Vestel Venüs Z20 inceliyorum. Vestel Türkiye'de üretim yapan, Türkiye'nin yerli markalarından bir tanesi. Birçok farklı kategoride ürünleri var. Son yıllarda firma Venüs ailesi adı altında cep telefonu üretimine de başladı. İlk ürünler tabii ki biraz daha basitti ve daha tasarım olarak çok fazla bir albenisi yoktu. Ama yıllar geçtikçe firma bu alanda tecrübe kazandı ve bugün elimizde tutmuş olduğumuz şu Vestel Venüs Z20 gerçekten de bu teknolojinin ve firmanın tecrübesinin geldiği son noktayı gösteriyor. Her zaman olduğu gibi telefonun dış görünümüne ve yani tasarımına bakarak incelemeye başlamak istiyoruz. Vestel Venüs Z20 oldukça şık bir telefon olmuş. Bir kere baştan bunu söyleyeyim. Hatta Vestel'in bence artık tasarım konusunu öğrendiğini de söyleyebiliriz. Gerçekten de şık bir telefon var. 3 farklı rengi vardı. Bize gönderilen rengi altın sarısı. Ama ben sedef mavisi dedim. Bir rengi daha var. O rengi daha çok beğendiğimi söyleyeyim. Arka yüz parlak bir şekilde tasarlanmış. Tabii her zaman söylediğim gibi bu parlaklığın bir bedeli var. Böyle parmaklarınızı dokundukça burada çeşitli izler oluyor. Arka yüzle başlamak istedim. Neden? Arka yüzü Vestel iyi tasarlamış. Genelde bu tip telefonlarda özellikle bu işte dual kameralı bir telefon en azından arka yüzünde öyle bir çıkıntı olur. Ya telefonun kameraların olur ya LED lambasının olur veya parmak izi okuyucusunun olur. Bu üründe üçü de var. Dual kamera da var, LED lambası da var, parmak izi okuyucu da var. Hiçbir şekilde çıkıntı yok. Çok güzel yapmış. Yani böyle masaya falan koyduğunuzda gerçekten de telefon dümdüz duruyor. Herhangi bir böyle çıkıntı oluşturmuyor. Telefonun önünden baktığımızda üst tarafında kameramız mevcut. Standart olarak tek bir kamera bulunuyor. Onun hemen yanında LED lambamız konumlandırılmış. Yani ön yüzde de bir LED lambamız var. Onun üstü hemen ortada, tam ortada üst tarafta ise hoparlörümüz yani ahizemiz bulunuyor. Telefonu konuşurken buradan gelen sesleri duyuyoruz. Alt kısmında fiziksel tuşumuz yok. Artık standart hale geldi neredeyse bu. Sanal tuşlar varken ön yüzden sağa doğru baktığımızda ses açma kapama tuşu ve power tuşu yan yana konumlandırılmış. Ama bu tuşlar biraz küçük tasarlanmış. Yani tasarım şekil olsun diye yapılmış anladığım kadarıyla ama bir çok yakın birbirine bu tuşlar, iki çok küçük. Bu yan yüzdeki tuşların biraz daha büyük olması ve biraz daha birbirinden ayrık olması daha iyi olurmuş. Öyle bir eleştiride bulunayım. Soldan sol tarafa baktığımızda sim kart yuvamız bulunuyor. Bu sim kart yuvasına bir standart olarak bir microSD bellek kartı takabiliyorsunuz. Öyle bir opsiyon var. Üst tarafta 3.5 mm'lik jack girişim bulunuyor. Alt kısımda ise USB Type-C bağlantımız var. USB Type-C olmasına rağmen 3.5 mm'de kullanılmış. Bence iyi olmuş. Çünkü USB Type-C kulaklıklar başka bir kulaklık takmanız zor oluyor. Dönüştürücü çıkması gerekiyor vesaire. Bence 3.5 mm'de yukarıda olması iyi olmuş. Hemen altta yine bu Type-C bağlantısının yanında da mono hoparlör girişinin olduğunu, mono hoparlör çıkışlarının yuvasının olduğunu söyleyeyim. Söylediğim gibi tasarımını çok beğendim. Ama bu parlaklık tabii ki beraberinde bir sıkıntı getiriyor. Fakat kutusunda hem ön yüz hem arka yüz için bir iki adet koruma plastiği çıkıyor. Bunları buraya yapıştırarak kullanabiliyorsunuz. Ama kılıf çıkmıyor. Belki bence kılıf çıksa daha iyi olurdu ama Vestel böyle bir karar almış. Kılıf çıkmıyor. Onun yerine bir koruma koymuş. O korumaları yapıştırıyorsunuz. Ben kılıfı tercih ederdim. Telefonun teknik özelliklerine bakacak olursak Vestel Venüs Z20 5.65 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekranın çözünürlüğü ise 2160x1080 piksel. IPS LCD bir ekran kullanılmış ve 18'de 9 ekran oranına sahip. Zaten bu 18'de 9 ekran artık standart hale geldi neredeyse. İnce uzun bir telefonumuz var yani. 427 ppi'de ekran yoğunluğumuz olduğunu söyleyelim. Telefonun şıklığına katkıda bulunan bir özellik ise metal ve cam karışımı bir gövdeye sahip olması. Gerçekten de bu böyle bir havalı ve elegans bir premium bir hava katıyor telefona. Teknik özellikler tarafında devam edecek olursak 2.2 GHz'lik 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 işlemci kullanılmış. Qualcomm'un Adreno 508 GPU'su yine bu işlemciye eşlik ediyor. 4 GB RAM,
64 GB'da dahili hafıza ki bence hem 4 GB RAM olması hem de 64 GB dahili depolamasının bulunması bence iyi olmuş. Bu bana yetmez diyorsunuz. Az önce bahsettim genel görünümde. MicroSD bellek yuvası da var. Oraya da istediğiniz bellek kartını takarak 2 TB'a kadar da kapasiteyi arttırabiliyorsunuz. Telefonun bir diğer özelliği ise parmak izi okuyucuna sahip olması. Arka yüzde dual kamera, az önce bahsetmiştim. 16 megapiksel artı 5 megapiksellik bir kameramız mevcut. Çift tonlu flaşımız var yine arka yüzde. Ön yüzdeki kameramız ise 8 megapiksel çözünürlük sunarken yine ön yüzde de bir LED flaşımızın olduğunu tekrar hatırlatayım. Android Oreo işletim sistemi ile beraber geliyor telefon. Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 3400 mAh'lik lityum polimer bir pilimiz mevcut. 802.11abgn desteği var. Renk seçenekleri olarak ise sedef mavisi, inci siyahı, altın sarısı olduğunu ve Bluetooth 4.1 teknolojisini desteklediğini hatırlatayım. Bu arada telefonla ilgili önemli bir ayrıntı. Ben söylüyorum diğer incelemelerde vesaire denk geldikçe de söylüyoruz. Örneğin GM8 incelemesinde söylemiştik. FM radyo özelliği bulunuyor. FM radyo özelliği internet olmasa da sizin radyo dinlemenizi sağladığı için çok talep gören, belli kişiler tarafından çok talep gören bir özellik. Bu telefonda da var. Eğer böyle bir beklentiniz varsa olduğunu söyleyeyim. Çünkü sondan eklenemiyor. En azından donanımsal olarak olanı sondan eklenemiyor. Ama tabii internet radyolarından dinleyebilirsiniz ama onun için de mutlaka bir internet paketinizin olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Vestel Venüs Z20 yaklaşık bir 15-20 gün kullandık. Birçok işlemimizi yaptık. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir takılma vesaire yaşatmadı bize. Zaten kullanılan işlemci orta seviyeye yakın bir işlemci. Snapdragon 630 orta seviyeye yakın bir işlemci. 4 GB RAM ve GPU ile beraber birçok işlerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Oyunlarda ortalama veya ortalamanın bir tık üstü çözünürlükte oyunları oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir takılma, herhangi bir problem yaşatmadı bize. Ekran güzel. IPS ekran her açıdan rahatlıkla kullanılmanızı sağlıyor. 18:9 oranı olması bence de güzel olmuş. Zaten bu saatten sonra artık 16:9 telefon alınır mı alınmaz diye düşünüyorum. Alınmışken artık öyle 18:9 bir ekranla geçmek ve tercih etmek daha iyi olacaktır. Ekran çözünürlüğü çok iyi. Özellikle video izlerken, film izlerken veya bir görüntü, hareketli görüntü izlerken bu kaliteyi görüyorsunuz. Yüksek çözünürlükte olması iyi olmuş ekranın. Ve hani bu birçok normal kullanım sırasında da arayüzde vesaire de gerçekten de bir kullanım hissiyatı sağlamış oluyor. Telefonun arayüzü biraz standart Android arayüzüne benziyor. Her ne kadar Vestel birçok böyle bazı ekstra özellikler katmış, işte ikonları vesaire böyle kendine göre özelleştirmiş olsa da standart olarak Android arayüzünde gördüğümüz, Android özellikle One platformunda gördüğümüz bir arayüz bizi karşılıyor. Vestel'in bazı ekstra uygulamaları da var burada. Mesela VMarket dediği bir uygulaması var. Orada Vestel kendi uygulamalarını kullanıcılara sunuyor. Bunun bir benzeri General Mobile'de de vardı bir zamanlar, Steroid diye. Ama sonra pek onu devam ettirmediler o teknolojiyi. Vestel şu anda yine öyle bir kendine özel bir uygulama yardımıyla bu işi sürdürmeye çalışıyor. Az önce bahsettiğim gibi teknik özelliklerde FM radyo özelliği var. Radyo dinlemek istiyorsanız internete ihtiyacınız olmadan da bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Bayağı talep gören bir özellikmiş. Çünkü yorumlar geliyor çektiğimiz videolarda. Sağ olun sizler de yorum yazıyorsunuz. Bir kesim ciddi olarak bu FM radyo özelliğini kullanıyor. Şimdi telefon tabii sadece telefon olarak bakmamak gerekiyor. Telefonu satın aldığınız zaman belli ekstra böyle yeni özellikler, yeni bonus diyebileceğimiz veya promosyon diyebileceğimiz şeyler de alıyorsunuz. Bunlara bir göz atmak gerekirse örneğin telefonla beraber Vestel Cloud 50 GB'lik depolama alanınız oluyor. Bu bir yıllık olarak ücretsiz. Ondan sonra ek bir ücret ödemeniz gerekiyor. 50 GB kullanabiliyorsunuz. Ayrıca mesela Vestel Smart Center uygulaması var. Cihazın telefonun içinde geliyor. Burada Vestel Smart TV'lerle bağlantı kurup işte telefonu bir uzaktan kumanda gibi kullanabiliyorsunuz. Tabii sadece Vestel televizyonu adı şeylerden söyleyeyim. Bunlar dışında baktığımızda işte Philbox, Dietkolik, English Ninjas ve Bisu gibi platformlarda indirim ve ücretsiz kullanım imkanları sunuyor. Tabii bunlar da yine belli sürelerle olduğunu belirtelim. Vestel Venüs Z20'nin en bence önemli olan avantajlarından bir tanesi beraberinde bir Bluetooth kulaklık verilmesi. Hemen şurada kenardan alayım şunu. Şöyle. Şöyle bir kutuyla gelmişti zaten bize de ve 6 ay boyunca da böyle bir promosyonla beraber satılacağı söyleniyor. İçinden özel bir kulaklığımız çıkıyor. Makaron, Decibel Makaron adını verdiği, bunun bir kodu da var. Kulaklık çıkıyor. K550 kulaklığı bu. Şık bir kulaklık, Bluetooth bir kulaklık ama aynı zamanda, onu şöyle açayım ben şuradan, şöyle göstereyim.
Bunu kutu açılımında da göstermiştik zaten. Şöyle, aynı zamanda kablo olarak da kullanabileceğiniz güzel bir kulaklık çıkıyor. Bu kulaklığın fiyatı basın bülteninde 200 lira falan diyordu ama ben araştırdığımda baktım 80 lira, 90 liraya bulabiliyorsunuz. Onu söylemiş olayım. Yani 90 liralık bir ekstra bir indirim almış gibi düşünün bunu. Kulaklığın kalitesi de fena değil. Tabii ki böyle bir hani üst düzey bir kulaklık kalitesi beklemeyin ama bir Bluetooth kulaklık ne kadar kaliteli verebiliyorsa o kadar veriyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ses kalitesi de fena değil. Bu ürünü böyle satın aldığınız zaman, yani promosyonla beraber aldığınız zaman bu kulaklığa da sahip olmuş oluyorsunuz. Tabii şimdi diyorsunuz tabii güzel performansı vesairesi iyi ama rakamlarla konuşmak gerekirse sentetik testler de yaptık biz bu telefonla. Testlerde ilk olarak her zaman yaptığımız gibi Antutu testi yaptık. 88.295 puan aldık. Geekbench testinde ise tek çekirdekte 864, multi çekirdekte ise 4162 puan aldık. Böyle bir konfigürasyon için, yani donanım konfigürasyon için makul rakamlar olduğunu söyleyebilirim. Elbette daha yüksek bir donanım tercih edilseydi rakamlar da artacaktı ama bu rakamların böyle bir donanımı iyi bir şekilde çalıştırdığını söyleyebiliriz. Gelelim telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi olan kamerasına. Ön yüzde tek kamera, arka yüzde ise dual kameramız bulunuyor. Arka yüzdeki dual kameramız 16 megapiksel artı 5 megapiksel çözünürlük sunarken ön yüzdeki kameramız ise 8 megapiksel sunuyor. Arka yüzdeki kamerayı kullanırken bokeh etkisi dediğimiz alan derinliği efektini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Elinizde olan bir fonksiyon şeklinde konumlandırmış bunu Vestel. Çektilen fotoğraftan sonuçları iyi ancak beğenmediğimiz yönü, ana kameradan bahsediyorum bu arada, beğenmediğimiz tarafı birazcık yavaş çalışıyor. Yani bokeh için düğmeye bastığımız andan itibaren bir şeyler yapmaya çalışıyor. Örneğin ışık azsa ben yapamadım diyor. Ne bileyim işte biraz böyle uzun sürüyor yapması. Çekerken de bir parça bekletiyor. Yani birazcık bir operasyon hızlı bir sıkıntı var. Çok büyük bir sorun değil bu. Daha doğrusu şöyle bir sorun değil. Yazılımla çözülemeyecek bir sorun değil. En azından donanım sorunu olduğunu düşünmüyorum ben. Ama bu o konuda Vestel'in bir adım atması lazım. Çünkü birazcık bekletiyor. Yani siz eğer bir alan derinliği istediğiniz bir bokeh etkisi istiyorsanız bayağı bir böyle bir 5-10 saniye beklemeniz gerekiyor. Bu da ciddi bir zaman kaybı oluyor. Çünkü her zaman bu kadar vaktiniz olmayabiliyor fotoğraf çekerken. Ama bu konu benim için sorun değil diyorsanız ürün güzel fotoğraf çekiyor mu? Yani böyle bir ürün için güzel fotoğraf çekiyor. Yani tabii ki işte 4000 liralık, 5000 liralık rakiplerle karşılaştırmamak lazım. Ama kendi kategorisindeki telefonlara baktığımızda elbette biraz daha iyileri var, onu da söyleyeyim. Ama yine de fena çekmediği söyleyebiliriz. Bu arada ana kameranın 4K video çektiğini belirteyim. 30 FPS kayıt yapabiliyor. Bu da önemli bir artı çünkü genelde bu segmentte o kadar yüksek çözünürlük pek görülen bir özellik değil. Ama verebilenleri de var. Hani ufak ufak başladılar, yavaş yavaş başladılar, onu söyleyebilirim. Ama 4K'nın iyi bir seçenek olduğunu söyleyeyim. Çekim modlarına bakacak olsak standart, smart, gece, plaj, manzara, arka plan ışığı, spor, gün batımı ve çiçekler olmak üzere ana kamerada bu modlar bulunuyor. Fotoğraf çekerken eğer bu bokeh modunu açtıysanız ekstra bir size fonksiyon da sunuyor. Çekilen fotoğrafların hem normal hem de bokehli versiyonu kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca fotoğraflar çekim sırasında bazı renk efektleri de verebiliyorsunuz. Bu efektler arasında da mono, sepia, negatif, güneş, İşte poster ve su gibi efektler bulunuyor. Bunları çekim sırasında kullanabiliyorsunuz. Güzel, bence güzel de bir özellik olmuş. Panorama modumuz da mevcut. Video modumuz da mevcut. Ön kameraya gelecek olsak 8 megapiksel dedim, az önce söyledim. Onda da bazı çekim modlarımız var. Standart, smart, portre ve gece portresi diye modumuz var. Burada portre modu var ama mesela full'ü çekmiyor. Arkayı full'ü, yani işte bu bokeh istediğimiz şekilde çekmiyor. Bunu sizin hani yapsa güzel olurdu, yazılımla yapılabilecek bir şey çünkü bu. Ama Vestel buna koymamış böyle bir özellik. Koysa bence güzel olurdu. Yine efektleri ön kameraya da verebiliyoruz. Bazı çekim ayarlarını da yine işte beyaz dengesi, ISO, doygunluk, kontrast, pozlama, otomatik pozlama modunu seçmek ve yüz algılama açık kapalı gibi opsiyonları da yine burada hem ön kamerada hem de arka kamerada kullanabildiğimizi belirtelim. Kameraların kalitesi ortalamanın bir tık üzerinde ama dediğim gibi bu yavaşlık, bu bokeh etkisi istediğiniz zaman çok ciddi bir yavaşlık oluyor. O biraz can sıktı. Onu belirtmiş olayım. We'll be right back.
Pixel Venus Z20'nin pil performansına. Telefonda 3400 mAh'lik bir lityum polimer pil tercih edilmiş. Yeni bir teknoloji lityum polimer, nispeten lityum iyona göre en azından. Ve biz yaptığımız denemelerde bir günü rahatlıkla geçirdiğimizi gördük. Çok aşırı yoğun kullanmazsanız 1,5 hatta 2 güne kadar da bu süreyi arttırabiliyorsunuz. Tabii sentetik testler de yaptık. PC Mark bateri testi yaptık. Bu testte 10 saat 16 dakika gibi oldukça yüksek bir değerde bulduk. Bu rakam da gerçekten bizi şaşırttı. Çünkü genelde 8 saat, 9 saate biz iyi rakam diyorduk. 10 saat, 16 dakika gayet güzel bir rakam oldu. Bu şekilde telefonu böyle uzun saatler boyunca kullanabiliyorsunuz. İyi bir optimizasyon yapıldığını söyleyeyim. Öte yandan telefon Quick Charge 3.0 teknolojisini destekliyor. Qualcomm'un desteklediği ve bu işlemci üzerinde gelen bir teknoloji bu. Yaptığımız denemelerde telefon kapalıyken 0'dan %100'e kadar doldurduk. 1 saat 40 dakika sürdüğünü belirtelim. 1 saat 40 dakika içinde telefon tamamen bitikken pili %100'e kadar doldurabiliyorsunuz. Gelelim hepimizin merak ettiği konu fiyat meselesine. Biz bu testi yaptığımız tarihte, yani Haziran 2018 tarihinde telefonun satış fiyatı 2099 TL idi. Bu özelliklere göre baktığımızda fiyat biraz yüksek kaldığını söyleyeyim. Tamam, 4K çekebiliyor, çok şık bir tasarımı var, beraberinde işte kulaklık veriliyor, bir sürü ekstra bir şeyler veriliyor. Tamam, okey, bunun hepsine kabulümüz, güzel şeyler bunlar. Hepsinde bir maddi karşılığı var. Ama 2099 TL biraz yüksek bir rakam. Bu arada ben farklı yerlerde yaptığım araştırmada online satış mağazalarında 1750 liraya kadar olan fiyatlar gördüm. Muhtemelen onların yanında kulaklık vesaire hediyesi yoktu. Ama o rakamları da bulabiliyorsunuz. Bu 2099 resmi Vestel rakamı olduğu için bunu söylüyoruz. Ama 1750'ye kadar bulabiliyorsunuz. Ama 1750 de yüksek bir rakam. Tamam, dolar arttı, kurlar yükseldi vesaire, ama hani özelliklerine göre baktığımızda çok yüksek olduğunu söyleyeyim. Veya 2000 liraya çıktığımızda da çok daha farklı rakipler de ortaya çıkıyor. Onlara da yönelmek isteyebilir kullanıcılar. Bu bakımdan ben birazcık fiyatın yüksek olduğunu düşünüyorum. Toparlamak gerekirse Vestel Venus Z20 şık tasarımlı güzel bir telefon olmuş. Nelerini beğendik diye soracak olursanız tasarımını beğendim söyleyeyim. Donanım özellikleri iyi. 4K video çekiyor olması gayet başarılı bence. Ve 64 GB depolama seçeneğinin olması. Zaten başka bir seçeneği de yok bu arada. 32 ya da işte 128 gibi seçeneğimiz yok. Direkt 64 var. Tek bir konfigürasyon. 4-64 var. İyi olduğunu düşünüyorum. Beğenmediğim tarafı fiyatı biraz yüksek. Bir de kameranın işte bokeh özelliğini kullandığınızda biraz operasyon hızının yavaş olduğunu söyleyebilirim. Bu artılarını ve eksilerini değerlendirdiğimiz zaman iyi bir telefon. Ama fiyat konusunda bir şeyler yapılması lazım. Fiyatı biraz daha makul bir noktaya çekilebilirse çok daha iyi satış rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum. Evet, birinci yemeğin daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Vestel Venus Z20 akıllı cep telefonu olmuştu. Bize gerek bu incelemeler, gerekse yaptığımız diğer çalışmalarla ilgili her türlü görüş, yorum ve eleştirinizi hem YouTube kanalımıza hem de www.teknolojioku.com adresine iletebilirsiniz. Her türlü görüşü değerlendirdiğimizi söyleyelim ve bu yorumlarınızla beraber daha iyisini ulaştırmak için çalıştığımızı hatırlatalım. Farklı bir incelemede, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.